Günaydın arkadaşlar. Yine sabahın 5.30'dan ve şapkalı halimle sizleri selamlıyorum. Bir önceki videodaki gibi. Bugün sizlerle yine birlikte olacağız. Ama kafede çalıştığım kısımları vesaire çekmeyi düşünmüyorum. Zaten geçen sefer gösterdim. Hatta birkaç önceki bir videomda da göstermiştim. Yine aynı yani. Bu arada işe gittiğim günlerde video çekiyorsam ki haftanın 5 günü işe gittiğim için mutlaka çekiyorum. Sabahki konuşmalarım böyle karanlık çıkıyor, ona kusura bakmayın. Günün ortasından da başlatabilirim hava aydınlandıktan sonra, ama hani o zaman da bana çok şey gelmiyor, yarım gibi geliyor video. Yani videonun ilk 3-5 dakikası böyle biraz karanlık olabilir. Şimdi arkadaşlar, bugün sizinle birlikte olmak istedim. Çünkü ben Jin Söğüş'e doğum günü hediyesi almıştım. Reklam değildir, Swatch'tan. Hediye aldım, saat aldım. Cinsu'nun doğum günü 12 Ekim'de ama ben gitmişken saati görünce beğenip aldım, takar diye düşündüm. Cinsu da elektrik mühendisi olduğu için dedi ki işte ben onu takamam dedi. Sürekli çıkarmam gerekecek dedi. Tak çıkar tak çıkar dedi. Ben dedi saati kaybederim, yazık olur. Sen dedi bunu dedi iade et. Ya da dedi kendine başka bir saat al, hani değiştir dedi. Ben de akıllı bileklik kullandığım için saat kullanacağımı zannetmiyorum. Bir sürü saatim var. Ben Polo'da çalışırken kendime almıştım Türkiye'de. Onları bile kullanmıyorum. Öyle duruyor. Çok nadir kullanıyorum. O yüzden bu hemen çalıştığım kafenin yan tarafında IFC Mall diye bir tane şey var. Alışveriş merkezi var. O IFC'ye gideceğiz sizinle birlikte. Bu saati şey yapacağım, iade edeceğim. Sonra oradan çıkıp yine başka bir alışveriş merkezi var. Coex diye. Oraya gideceğiz. Coex'e gitmişken bir tane Fransız arkadaşımın ofisi var Coex'te. Onunla buluşacağız. Ay şuradaki dakika durayım, aydınlık konuşalım. Benim çalıştığım yerden Coex biraz uzak. Otobüsle ya da metro ile Coex'e gideceğim. Alışveriş merkezinin adı Coex. Orada bir şampiyon markası var ya, şampiyon. İngilizce champion. Champion. Neyse hani. Şuraya bir yer adını yazarım. O markayı Jinsu seviyor biliyorum. Oradan Jinsu işte sweatshirt olur, terlik olur, şapka olur. Bilmiyorum, böyle 2-3 parça beğenime göre bir şeyler alacağım. Yani onları aldıktan sonra da Fransız arkadaşım dediğim gibi orada çalışıyor, ofisi var. Onunla birlikte bir yemek yiyeceğiz ya da kahve içeceğiz. Böyle günümü sizlerle paylaşmak istiyorum. Geçen sene videoları izleyenler hatırlar, Cinsun doğum günü hazırlıklarını sizinle birlikte yapmıştık. Bu sene de yine öyle yaparız. Yani şey, şimdi bu hediyeyi zaten yine bir kere önden gördü. Bugün aldığım hediyeleri de bugün göstereceğim. Çünkü beğenmezse yine değiştirmem gerekeceği için. Ama böyle işte pasta hazırlama, masa hazırlama falan, odayı süsleme, onları yine birlikte yaparız. Bu arada benim doğum günü hediyemi de ben kendim seçtim. Cinsu sipariş verdi. O doğum günü hediyesinin aldığım gün, geldiği gün size gösteririm. Bir hafta 10 gün sürecek çünkü. İkimizin de doğum gününe daha var. Cinsu'nunki 12 Ekim'de, benim 19 Ekim'de. Gerçi siz bu videoyu izlediğinizde zaten bu tarihler olacak herhalde. Neyse, öyle işte arkadaşlar. Şimdi ben yine şurada geçen seferki videodaki gibi kahve içeceğim bakkalın önünde. Sonra işe geçeceğim. Öğlen görüşürüz iş çıkımında. Arkadaşlar, ben şimdi işten çıktım. Hatta direkt çalıştığım plazanın yanındayım. Yani direkt size merhaba dedim. Çok yorucu bir iş günüydü. Dayı şuraya 2 dakika oturup öyle konuşacağım sizinle. Oh, gerçekten o kadar yoruldum ki. Şimdi ben burada çalışıyorum. Şurası da alışveriş merkezi. Hemen oraya gidip şu değişimlerimi yapmak istiyorum. Planda biraz değişiklikler oldu. Rümeysa bugün öğleden önce çalışmıyormuş. O yüzden de bana dedi ki ben de gelebilirim seninle istiyorsan. O Coex dediğim alışveriş merkezine geçecek direkt. Orada buluşacağız Rümeysa'yla. Sonra Fransız arkadaşım da gelecek. Artık bilmiyorum ne yaparız. Üçümüz bir takınıp kahveyi birlikte mi içeriz ya da Rümeysa'yı gönderirim sonra Fransız arkadaşıma takılırım. Yani bana kalsa ben üçümüz takılmak istiyorum ama Rümeysa İngilizce konuşabildiği halde çok güvenmiyor İngilizcesine. Fransız arkadaşımın da Korecesi var ama o kadar çok iyi değil. İngilizce ile karıştırıp konuşuyor. Bilmiyorum, bakalım. Birlikte yaşayacağız. Ben de bilmiyorum ne olacak. Şimdi önce AVM'ye gidiyorum. İnşallah sorunsuz iade yaparım. Çünkü değişim değil, iade yapmam gerekiyor. Kendime de hiçbir şey almayacağım. Özellikle de saati kesinlikle iade etmem gerekiyor. Uniqlo'dan da bir şeyler almıştım. Onu sabah size söylemedim galiba. Ben bir gömlek aldım, bir saat aldım. Gömlek de şöyle bir şey oldu. Gömleğin önünde cepleri var. Jinsu'nun hiçbir gömleğinde cep yok. Ben o detayı atlamışım. Gömleğin tip hoşuma gittiği için almıştım. Jinsu dedi ki gömleğin dedi cepleri olmasa çok güzel ama cepleri var biliyorsun. Tamam desem, yalan söylesem daha mı iyi, giymeyeceğim dedi. Şimdi hem gömleği değiştireceğim hem saati değiştireceğim. Yani değiştireceğim diyorum ama anladınız işte siz onu, şey yapacağım. İşim değil yani, iade yapacağım.
Gömleği iade yapamasam bile Uniqlo'dan kendime bir şeyler alabilirim. Ama saati dediğim gibi sabah ben kullanmayacağım. Orada saatten başka bir şey, başka hiçbir şey satılmıyor. Hadi bakalım, inşallah değiştirebilirim. Siz zaten izlemiş olacaksınız değiştirdiysem bu videoda. Haberiniz olacak yani birkaç dakika sonra. Şimdi arkadaşlar, alışveriş merkezi şöyle. Biz aslında buraya da sizinle daha önce gelmiştik. Harry Potter'ın bir şeyine gelmiştim, pop-up store'una o zaman. Buraya böyle en üst kattan giriyorsunuz, aşağı doğru iniyorsunuz. Yani birinci kattan girip yukarıya çıkmıyorsunuz, tam tersi. Çünkü alışveriş merkezi yer altında. Şimdi bu katta değil benim değişim yapacağım yerler. Bir alt katta, bir alt kata ineceğiz. Şuraya ineceğiz yani. Bu arada var ya, sabah karanlık, akşam dedim, öğlen aydınlıktan hiçbir şey gözükmüyor kamerada. Yani ben kendime şöyle baktım. Şu an AVM'de olduğum için biraz daha net görebiliyorum. Umarım düzgün çıkıyordur yani. Edit yaparken, videoyu düzenlerken tipimi görünce inşallah ay bu video çöp olmuş demem. Çünkü 2 saat konuşuyorum. Çekeceğim diye uğraşıyorum. Evet, şimdi şeyi gördüm, bakın şurada Swatch'u gördüm ama önce Uniqlo'ya gidip onu değiştirmek istiyorum. Çünkü hem gömleği hem de saati ikisini de aynı yere koymuştum. Aynı çantaya koydum. Swatch'un çantasına koymuştum. Arkamda bakın Swatch. Şurada. Önce Uniqlo'ya gideceğim. Ay, çok yoruldum. Bugünkü videom hep böyle nefes nefese, nefes nefese. Koştur koştur koştur. Hayat beni yoruyor. Çok şükür her iki ürünümü de sorunsuz bir şekilde iade ettim. Ama şöyle bir şey var, üzüldüm birazcık. Hiç kimse bana sorun çıkarmadı. Çok nazik bir şekilde iademi kabul etti iki yerde ama Uniqlo'daki insan çok takmadı. Çünkü Uniqlo'da çok bir servis hizmet yapmıyorlar. Ama saati satan kız bayağı bir uğraşmıştı. Çok üzüldüm yani. Bu alışveriş merkezi şimdi yukarı kattan aşağı kata doğruydu ya. Şimdi en alt kata indim. Bunun içinden direkt metroya bağlantı var. Yani metro, evet, Türkçesi de metro değil mi? Metroya bağlantı olduğu için direkt buradan geçiyorum. Yani dışarıya çıkmayacağım yeniden. Arkadaşlar, şimdi alışveriş merkezinden metroya geçerken bir ayna buldum. Ve tabii ki de size bir aynadan da hello demek istedim. Şöyle kirazlı bir elbise giydim. Yaz bitiyor artık. Böyle kot ceketlerle de olsa elbiselerimi son kez giymek istiyorum. Şimdi şu ışıklı güzeller alışveriş merkezinin çıkışı. Burası da metronun girişi. Şurada bir ayna daha var. Şöyle uzunca bir koridordan geçeceğim. Bu koridorun sonu metroya varıyor. Ama olması muhteşem bir şey. Hatta böyle yürüyen bant bile var. Çünkü dışarısı yine çok sıcak ve üstüme kot ceket giydim sabahları soğuk olduğu için. Çıkarıp elimde taşımaya da üşeniyorum. Bu koridorun yanlarında da böyle restoranlar, kafeler, işte bakkal var. Kurabiye satan bir yer var, alışveriş yerleri var yine. Biz Rümeysel gelip burada yemek yiyoruz ara sıra. Evet arkadaşlar, İngilizcesine güvenmeyen ama saçlarına güvenen Rümeysa ile buluştum. Burada çekilmek istedi kendisi. Ay çok tatlı, beni de çek, beni de çek. Çok güzel. Ya mükemmel gidiyor. Sen Polancık. Gel ikimiz de çekilelim. Ay ben Keloğlan gibi çıkıyorum ya. Saçlarım yok. Neyse, biz şimdi o koyak istediğim alışveriş merkezine geldik. Bakın bugün yine bulutlar çok güzel. Evet, burası Coex alışveriş merkezi. Orada şöyle bir köşeden nedense 1 milyon baloncuk çıkıyor. Bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Jinx'in doğum günü hediyesini aldık. Şuradan, şu markadan aldım. Reklam değildir. Kendim aldım. Bir çanta, bir şort, bir de sweatshirt aldım. Onları size eve gidince gösteririm. Bunları da beğenmezse çantayla şortu ben kullanacağım. Sweatshirt her türlü beğenir çünkü onda aynısından vardı. Eskidiği için elden çıkarmıştık. Onu her türlü giyer yani. Bedeninde belki sorun yaşarız ama bedeni bir hafta içinde değiştiriliyormuş. Zaten bugün vereceğim. Şimdi bu alışveriş merkezinin içinde... Çok...
arkadaşlar, bu alışveriş merkezinin çok büyük bir olayı yok yani. Böyle büyük, hani böyle güzel, lüks, kaliteli mağazalar var. Onun dışında bir de böyle içinde çok güzel bir kütüphane var. Şimdi biz oradayız. İnanılmaz kalabalık burası. Şimdi burayı da size çekiyorum. Daha sonra Rümeysa ile birlikte Mira dediğim Fransız arkadaşımla buluşmaya gideceğiz. Hadi bakalım kütüphane gelsin. Mira. Merhabayı biliyordum. Merhaba. Merhaba. That's the only thing that I know. Yo, yakalarsam kis kis. Tarkan'ı kis kis. Tarkan'ı da biliyor. Yakalarsam kis kis. Böyle çok güzel bir kafeye geldik. O kadar açız ki dedim size. Oturduk, direkt şöyle göstereyim. Çok da fazla konuşmak istemiyorum. Telif yiyeceğiz çünkü. All my time I'm waiting you to answer the phone. Nothing seems to happen, but the last stitch is gone. I hope somewhere your voice promises lessened us more, but still my pillow's on the floor. Anyone could say the position is vacant, maybe they might also. I can give you the name and after you can be quiet. Hello! Annyeonghaseyo, merhaba. Bütün dillerde söyleyin kızım. But I still don't have any coffee. I don't know. I will buy. I want to buy some cake actually. Okay. I buy. No, I buy. I'm just like looking for. What part is it? Your salary. When your hand is everything is good. The cake is also hot. Does it good? I'm just finish. Evet arkadaşlar, ben artık eve gidiyorum. Bye. Mira ile size bay bay diyelim burada. Birazdan biz sizinle görüşürüz. I love you, babe. Gören de içtik zannedecek ha. I mean, if someone see us, they will think we get the drunk. But we are we born like that. Biz böyle doğduk, doğuştan sarmış. Bay bay. Çılgın saçlarımla yeniden merhaba arkadaşlar. Çılgın diyorum çünkü artık daha fazla dayanamadım. Otobüste gelirken şapkayı attım kafamdan. Şöyle birazcık karıştırdım çünkü kafama yapışmıştı bütün gün. Yağlı olmasa bile yağlandı saç resmen. Sabahları şapkayla çıkmak işime geliyor genellikle. Hani temiz olsa bile saç uğraşmıyorum. Çünkü hemen bir alt kuyruğu yapıyorum düşük böyle ense üstünde. Sonra da çıkıyorum. Sabah karanlıkta çıktım evden. Şimdi yine akşam karanlıkta giriyorum. 6.30-7'ye doğru arkadaşımla ayrıldık. Aslında metro ile gelseydim 40 dakika maksimum 45 dakikada evde olurdum. Ama akşam saatleri o metro hattı acayip kalabalık oluyor ve benim ayakta duracak halim yoktu. Tek otobüste bizim evin önüne kadar gelebiliyorum neredeyse. Ben de otobüse bindim ama 1,5 saat sürdü. Uyuyor ya geldim. Şimdi uyandım, indim. Evimin önündeyim neredeyse. Şurası bizim ev zaten, şurası.
Juicy hediyelerini vereceğim. İnşallah beğenir. Ona hediyelerini gösterdikten sonra beğenip beğenmediğini sizlerle paylaşırım. Size de gösteririm hediyeleri. Sonra da videomuzu yavaş yavaş kapatırız. Şimdi eve girelim. Arkadaşlar yine makyaj masasının üstüne kızı koydum tabiri caizse. Şurada doğum günü çocuğu. 2 hafta sonranın doğum günü çocuğu şurada oturduğu için ve onu ev haliyle rahatsız etmek istemediğim için ben böyle köşeye yapıştım. Jinsu'ya 3 tane hediye aldım bugün o champion neyse işte Türkçe söyleyeyim şampiyon markasından. Ondan sonra 3'ünü de beğendi çok şükür. Zaten aldığım 3 üründe hemen hemen unisex ürünler olduğu için onu olmasa da ben giyecektim yani. Bu sefer değiştirmekle uğraşmayacaktım. Şimdi bu kadraja ne kadar sığdırabilirim bilmiyorum ama göstereceğim. Şöyle bir tane sweatshirt aldım arkadaşlar. Orada biraz parlıyor. Çıkmıyor tamam ama şöyle göstereyim. Siyah. Gayet basic düz. Öyle çok aman aman bir detayı yok. Bir şöyle kolunda logosu var markanın. Bir de şöyle tam kalbin üstüne gelecek şekilde markanın logosu var. Bunu aldım. 79 bin won'du. Yani 75 dolar gibi düşünebilirsiniz. Küçük haliyle göstermem gerekirse şöyle bir şey. Bunu beğendi. Bu zaten biz cins süreli çıkmaya başladığımızda yıllar önce. Onda vardı ama işte daha önce de söyledim galiba bunu videonun içinde. Biz elden çıkarmıştık rengi artık iyice attığı için. O yüzden bu şey dedi zaten 20'li yaşlarıma geri dönmüşüm gibi oldu dedi. Ve hani ben bunu bingo bir atış yaptım. Çünkü o saat ve cepleri olan günlükle gömlek felaketinden sonra bir daha uğraşmak istemedim. Hani bu zaten çok sürpriz bir hediye olmadı ona. Sadece aklına gelmemiş gidip yeniden almak. İyi oldu aldım. Hani sevdi, severek giyerim dedi. Onun dışında tabi tek onu almak istemedim. Ben iki parça şey daha aldım. Onlardan bir tanesi de yine şöyle short. Aynı logo şurada var. Şortun şu üst kısmında var. Başka herhangi bir yerinde yok. Şöyle bildiğiniz dümdüz siyah bir şort yani. Bunun bir yerini göstermeye gerek yok. Beli böyle lastikli. Bu da 35 bin mondu. Şort yaz sonu olduğu için şu anda %50 indirime girmişti. Yani normalde 70 bin mon sezonda alırsanız. Bunu böyle ekstra aldım. Seneye yazın giyer diye. Geçen seneki Jinsu'ya doğum günü hazırladığım videoyu izleyenler belki hatırlar. Nike'tan, New Balance'dan her yerden Jinsu'ya şort aramıştım. O dönemde Ekim ayı gibiydi işte. Bulamamıştım. Ama henüz Ekim başlamadığı için bugün Eylül'ün son günü. 30 Eylül. Hala reyonlardan kalkmamış hani. Tamamen şortlar. Olanlar da indirimdeydi. Jinsu da bu markayı sevdiği için ve siyahı da sevdiği için. Bir de şöyle nasıl şimdi buradan size bak gösteririm. Böyle şöyle keten gibi kumaşı. Hani böyle hem spor hem şık. Hani bir gömlek giyer üstüne. Yine böyle spor bir gömlek giyip giyebilir hani yazın. O yüzden bunu böyle aldım. Ve son olarak da arkadaşlar şöyle bir sırt çantası aldım. Bu da yine aynı dümdüz siyah ve şurada markanın logosu var. Reklam değildir. Tamamen kendi paramla aldım. Şurada yine markanın logosu var. Başka da bir şeysi yok. Sağda solda markanın logosu var. Şu şuralarına da ufak ufak yazmışlar ama çok gözükmüyor. Şöyle iki gözlü bir çanta. İçinde de böyle ekstradan göz yapmışlar. Notebook yani şey laptop ve işte böyle tablet koyabileceğiniz göz yapmışlar. Yumuşak böyle biraz ortopedik diyebileceğimiz bir sırtı var. Biraz küçük bir çanta. Aslında genelde kızların sevip kullanabileceği bir çanta. Ben de onun rahatlığıyla aldım. Biraz Jinsu kullanmasa bile ben kullanırım diye ama Jinsu'nun zaten şu an kullandığı çanta da böyle. Jinsu çok böyle büyük çantalar kullanmayı sevmiyor. Çünkü otobüse metroya biniyor işe giderken gelirken. O zaman da böyle onu sırtına taktığında arkadan geçen insanlara çarpmasını sevmiyor çantasının. İnsanları rahatsız etmek istemiyor. İnsanlar da geçerken ona takılıp onu rahatsız etsin istemiyor. Aslında biraz kibarlığından ileri geliyor. Yani kimseyi rahatsız etmeden otobüsüme ineyim bineyim kafasında olduğu için küçük kullanmayı seviyor. Şu an kullandığı çantayı biz böyle AliExpress'ten almıştık. Çok önemsememişti. Böyle lüks marka hevesi şeysi olan bir çocuk değil. Ya aldım da alır şimdi. Şampiyon da alır. O markayı da bu markayı da alır ama hani hoşuna gittiyse alır. Marka olduğu için almaz. Bunu böyle çok 10-15 dolar aldığımız bir çantayı bayağıdır kullanıyordu. Ben de onu artık böyle kaliteli bir çanta almak istedim. Zaten çantaya var ya bayıldı. Şortu şey dedi hani zaten şortu indirimden aldığım için tamam giyerim dedi. Hani yazın giyilecek bir şey dedi. Fix bir şey. Olsa da olur olmasa da olur ama dedi giyerim. Şey sweatshirt'ı zaten giydiği bir şey olduğu için severek kabul etti sağ olsun. Buna bayıldı. Buna şey diyor çanta çok güzelmiş çok beğendim tam istediğim tarzda zaten elimdeki de eskimişti çok ihtiyacım vardı falan dedi. Ben de mutlu oldum. Bu çanta da 65 bin mondu yani 60 dolar falandı. Böyle toplamda ne kadar tuttu bilmiyorum 117 mi tuttu daha mı fazla tuttu.
Neyse öyle yani. Ben hani bu fiyatlar önemli değil. Alınan hediyenin fiyatı söylenmez ama zaten cinsiye söylemiyorum fiyatları. Size söylüyorum. Türkçe söylediğim için de bu kadarını anlamaz. Hani ben böyle aşağı yukarı fiyatları öğrenin, bilin, anlayın diye söylüyorum. Bu marka Türkiye'de de vardır herhalde. Oradan kıyaslarsınız. Benim hediyelerim böyleydi. Benim videom böyleydi. Bayağı benim için çok uzun bir gün oldu. Sabahleyin 5.30'da evden çıktım. Akşam 8'de eve geldim. Yorucu ama eğlenceli, güzel bir gündü. Sanki bir gün değil, iki gün dışarıdaymışım gibi böyle hissediyorum. Yani böyle sabah 6'dan öğlen 1'e kadar bir gündü. Öğlen 1'den akşam 8'e kadar ayrı bir gündü. Sanki eve girdikten sonra da bambaşka bir gün yaşıyormuşum gibi hissediyorum. Yarın sabah da işte yine işe gideceğim. Şu an çok rahat arkadaşlar. Çünkü bundan bir önceki sizin izlediğiniz bir video var. Böyle pembe şapkayla yine size merhaba dediğim sabah 5.30'da. Onu henüz yayınlamadım ama onun editini bugün bitirdim. 2 gün sonra yayına gireceğim. Şimdi bu videoyu da bir hafta 10 gün zamanım var. Rahat rahat editlerim. Onu da haftaya gireceğim. Yani 2 haftalık, 1,5 haftalık videom hazır. Ondan sonraki videom da muhtemelen benim doğum günü hediyem gelir. Ya doğum günü hediyem gelir, o olur. Ya Cinsu'nun doğum gününü birlikte hazırlarız, o olur. Yani şu an 2 videom hazır ve birkaç video fikri de hala aklımda var arkadaşlar. Birincisi, benim doğum günü hediyemin geldiği günü size çekmek istiyorum. Vlog olarak çekeceğim. İçinde doğum günü hediyemin eve gelmesi, kurulması falan da olacak. İkincisi, Cinsu'nun doğum günü hazırlıklarını çekeceğim. Onun pastasını falan, üflemesini, her şeyini çekeceğim. Bu sefer şöyle yapacağım. Kendi doğum günüme kadar bekleteceğim o videoyu. Kendi doğum günümü de ekleyip içine çekmeyi düşünüyorum. Yani onun doğum günü, benim doğum günüm, böyle birlikte çekeceğim ikisini. Daha sonra bir şeyler buluruz ya. Video konusu çok yani bende. Bir şey, zaten kış geliyor. Kış aktiviteleri başlar. Kar kaydırakları, bilmem neler. Onlara gideriz birlikte. Böyle birkaç ay dinlendim. Bana iyi geldi. Döndüm. Bomba gibi döndüm. Bu arada restoranı da bıraktım arkadaşlar. Onu da müjdesini size vereyim. Önümüzdeki haftadan itibaren gitmiyorum. Bugün mesaj atıp resti çektim. Ben çok yoruluyorum. Daha fazla dayanamıyorum. Eşim de gelmemi istemiyor. Artık akşamları çalışma diyor. Halbuki Cinsu bir şey demiyordu. Onu bahane ettim. Hani evli kadın triplerine girdim biraz. Dedim ki ben istemiyorum. Kendinize başka birini bulun. Ben size dedim 1,5-2 ay süre verdim. Bulamadıysanız sizin sorununuz. Yine bir hafta önceden haber veriyorum. Bugün pazartesi, cumartesi günü gitmemekten hani bahsediyorum. Dedim başkasını bulun, beni ilgilendirmiyor artık dedim. O da sadece şey demiş, son bir kez bu cumartesi günü gelebilir misin? İşte çok rezervasyon aldık. Diğer çalışan çocuk saat 7'de gelecek. 4'ten 7'ye kadar idare et dedi. Son bir kez gideceğim, o da hem vedalaşmak için. Hem orada giydiğim iş tişörtünü ben yıkadım, ütüledim, güzelce hazırladım. O gün giderken yanımda götüreceğim, orada giymeyeceğim. Sadece 3 saat için giymeme gerek yok. Temizliğimizi vereceğim onlara. Benim de orada böyle Splenda tatlandırıcım vardı. İçecek içtiğim bardağım falan vardı. El kremimi falan bırakmıştım. Oradaki eşyalarımı alacağım. Güzelce vedalaşacağım. Helalleşip geleceğim. Belki o günü de çekerim. Restoranda çalıştığım son günüm diye. Bakın bir video daha. Neyse arkadaşlar, kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bu video kaç dakika oldu bilmem ama bir 40 dakikaya zorlayacakmışım gibi geliyor şu anda. Göreceğiz editteki maviş. Bakalım kaç dakika yapacak. Cinsu ben böyle bidi konuştuğum için arkada gülüyor şu anda. Onu da çekmek isterdim ama. Neyse, bu halim içinde kusura bakmayın. Saçlar kafaya yapıştı falan. Bu arada bu kadar arılık değil saçlarım. Kel gibi çıkıyorum şu an. Yapıştığı için yağlandı kafamda şapkanın içinde. Neyse arkadaşlar, videom böyleydi. Çok yorgunum ama çok pozitif ve güzel bir gün geçirdim. Umarım size de yansıtabilmişimdir. Yoruldum ama yorulduğuma değen bir gündü. Sabah böyle uykulu uykulu başladığım günü yorgun ama pozitif ve eğlenmiş olarak bitiriyorum. En kötü günüm böyle olsun. Sizin de en kötü gününüz böyle olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.